Sevgili izleyenler, iyi akşamlar diliyoruz. Kayıtlı Erciyes Televizyonu ortak yayınında bir spor dünyasında daha doğrusu spor dünyası klasiğinde yeni yayın döneminde yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, 2022-2023 sezonu özellikle sporda başladı ve yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi geride kaldı başlayalım ama biz de yeni yayın döneminde bu gelişmeleri sizlerle paylaşabilmek için bugüne kadar hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün itibariyle artık yeni yayın döneminde sporda neler yaşanıyorsa onları konuşmaya devam edeceğiz. Futbolundan, basketboluna, voleybolundan, yüzmesine, satrancından tutun da tenisine kadar nerede ne yapılıyorsa elimizden geldiği, dilimizin döndüğü çerçeve içerisinde bunları sizlerle paylaşacağız. Uzun yıllardır birlikte olduğumuz ve yine bu sezonda birlikte olacağımız daim konuğum sevgili Oktay Haluk Doğan bizlerle birlikte ki kendisini de isterseniz yeni yayın döneminin ilk programında hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Nasıl peki abi geçti tatil? Yani mücadeleyle devam, kendimize göre de bir dinlenme aldık ama bayağı biriktirdik. Sezonun ilk maçıyla hocaya şans tanımaktansa 6 haftalık dilimde tüm her tarafı da taradık kim ne düşünüyor diye, ama çok sağlıklı yorumlarla inşallah Kayserispor'u, hocamızı, futbolcuları tartışacağız, yasakları, her şeyi konuşacağız. Bir klasikte yeni sezon yine en doğru yorumlarla bizde olacağına inanabilir herkes. Zaten bizim izleyen sadıklar da bunu her zaman bilir. Nerede kaldınız diyordu. İşte bugün başladık. Evet, işte bugün başladık diyoruz sevgili izleyenler ve kısacası elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü çerçeve içerisinde kulaklara fısıldamaların birazcık daha dışına çıkıp varsa eğer bir resmi nitelikli bir belgesi, kaydı veyahut da gerçeklik olayı bunları yine sizlere paylaşmaya devam edeceğimizi belirtmiş olalım. Evet, her zaman olduğu gibi sevgili izleyenler, futbol diyoruz ve futbol derken de Kayseri Spor Kulübü yeni sezonda da yine Süper Lig'de mücadelesine devam ediyor. Biz sezonu kapatırken demiştik ki sancılı bir süreç Kayseri Spor'u bekliyor demiştik. Niye? Çünkü bakıldığında para konusu, evet, sadece Kayseri Spor için değil ama her kulüp için bela olsa da Kayseri Spor için ayrı bir belaydı. Ve bu bela başına çorap ördü mü ördü. Paralar bir türlü toplanamadı. Transfer yasağı kalkamadı. Bu da bununla birlikte, sadece bu değil tabii ki, yöneticilerin de bir hayli çıkmaza girmesi, sıkıntıya girmesi söz konusu olacaktı ki Onursal Başkan sağ olsun Mehmet Öztaki yine şehrin ileri gelenler dediler. Kayseri'nin çiçeği bunda varisi Gökmen Çiçek. Futbol olan sevgisi, Kayseri Spor olan sevgisi kısacası burada birazcık da Kayseri Spor'u nefes almasına neden oldu diyebiliriz. Şimdi tabii ki bakıyoruz ve yaklaşık bir 6 hafta, yani 7. hafta, 6 hafta geride kaldı diyebiliriz artık. Ve 6 haftalık sürece baktığımızda ise şu anda biz 9 puanla ligde yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Antalyaspor karşılaşmasında almış olduğumuz bir galibiyet var. Oynamasak da maçı kazanmasını bildik işin gerçeği, ama onun öncesinde baktığımızda fikstür zorlu diyorlardı. İşte Beşiktaş'ta oynadık, kaybettik, İstanbul'da. Başakşehir'de oynadık, kaybettik. Fenerbahçe'de oynadık, kaybettik, ama iç sahada ise elimizden geldiği kadarıyla ya kazandık ya kazandık dedik. 3 maçta 3 maçında 9 puan çıkarttık yani galibiyetlerle. Böyle bir durumda, yani iç sahada iyiyiz, dış sahada kötüyüz, ama bir de şu var ki bu ilk 10 haftalık süreçte daha zorlu maçlar var ve eksik kadrolar. Evet, kısa bir alt haftanın değerlendirmesi yapalım abi. Şimdi ben öncelikle yerel idarelerden başlayayım. Öncelikle yeni valimiz hayırlı olsun. Afyon'da korkunç bir uğurlama, yani Sevgi Bayli 2 yılda gönülleri kazandı ve altlar yakılarak yani gitti. Ve Afyonlar Kayseri için bir şans oldu. Şimdi hani Memduh Bey'e gerek fizik özelliği gerek de çalışkanlığı bir atom karınca deniliyor biliyorsunuz. Biz ikinci bir atom karıncayı da aslında almış olduk. Gökmen Bey gerçekten Kayseri'de bir çiçek açtırdı. İnanılmaz derecede sosyal faaliyet ve spor konusunda destek var. Yani Kayseri'yi yerel özneleriyle değil, yani özellikleriyle değil, özellikle sosyal faaliyet, turizm ve sporuyla ön plana çıkaracak bir marka şehir yoluna gidiyor. Burada kendisine başarılar diliyorum. Buradan neden söylüyorum? Bunun Kayseri Spor'a da faydası var. Sayın Haseki ile birlikte Memduh Bey ve Vali Bey'in zaten üçlü konsorsiyumuyla Kayseri Spor bu sıkıntılı parasal süreci açtı ve onunla da hala mücadele. Mesela
sezona başlıyorsunuz çok iddialı şampiyon oynar gibi. Şehirde bir ayrı bir hava var. Herkes belli bir organizasyonlarla, vali organizasyonuyla, vali beyin ve diğerlerin organizasyonuyla şehir stada çekilmeye çalışıyor. Meydanlarda hep Kayserispor'u yaşıyoruz. Her tarafta flamalar, tanıtımlar var. Bu çok güzel kullanılıyor. Bu konuda da devam edecek gibi gözüküyor. Peki burada bizi sıkıntıya sokan nedir? Parasal sıkıntı. Ha şimdi Perşembenin gelisi zaten çarşambadan belliydi. Biz sezonu kapatırken dedi ki en az 2 veya 3 sezon, 3 dönem transfer yasağı bizi bekliyor. Ama arkadan devamı da gelmezse KAS'tan veya FIFA'dan veya federasyondan yeni para talepleri gelmezse, çünkü hala devam eden dosyalar var. Her ne kadar... Daha bitmedi diyorsun yani. Tabii. Yani bırakın o Erol Bedir'in açıkladığı o 52 dosyanın tamamını kapatıldığını düşün. Ki vardır mutlaka. Bir transfer daha gelebilir. İnşallah gelmez. Şimdi biz şunu kabul etmemiz lazım. Ocak'ta transfer yapamayacağız. Bunun bedeli geçen seninle açıkladık. Bu yine 12-17 milyon lirayı buluyor ki. Ya da 1-2 milyon euro bugün 2 milyon euroyu bulsa. Şu an tam bilmiyorum. Önümüzdeki hafta açıklarız. Ya bu 20-30 milyon lira. Zaten biz 2 milyon dolar bulunca can suyu gibi ama lige başlayabilecek kadar potansiyelimiz 10 olan. 10 milyon dolarından biz kulübün borcunu temizliyoruz abi. Aynen. 2 milyon dolar aldık biliyorsunuz. Herkes rahatladı. Şimdi her bahar açtı her taraf. Bu bahar Ocak ayına kadar devam edecek. Ha keşke şunu yapabilseydik. Çok önemli birkaç tane oyuncuları kiralık döneminde kiralık oyuncuları kaybetmeseydik kadro derinliği, ama bunu başaramadık. Çağdaş Hoca'nın geleceğinde hesaplayarak sorulsaydı sanırım bırak kalsın diyebilirdi. Yani bir Abdülkadir Parmağı ben isterdim. Açıkça söylüyorum yani, ya da giden arkadaşlara isterdim, gelmesini isterdim. Çünkü bizim bir adama ihtiyacımız var. En ufak, bakın Mustafa Pek demek sakatlanıyor, arar oluyoruz. İlhan'la Gavranoviç'ten. Bu kısım. 6 haftada netice olarak başarısız bir deplasman, başarılı bir evde mi düşünüyor. Bakın. Türkiye Ligi'nde iki tane enteresan takım, üç tane enteresan takım var. Bir gol yemeyen, şu anda ilk iki sıraya yer alan Konyaspor ve Başakşehir. Bir de içeride hiç kazanıp dışarıda hiç puan alamayan Kayserispor. Bakın dikkat edin. Yani fikstürde böyle bir takım yok. Ama siz şunu kabul etmeniz lazım. Sizin oynadığınız takım dün Başakşehir Vodafone'da 40-50 bin taraftarda futbol dersi verdi. Ve hiç gol yememiş. Sizin o yenildiğiniz takım Beşiktaş. Senin tüm kadro toplamının iki futbolcuyla, Delali ve son aldıkları Redmond ve Getson, Rize'den gelen arkadaş işte Getson'la birlikte. Bunun üçünün toplam ödenen parası senin Kayserispor'un bütçesi. Peki senin yenildiğin kim? Fenerbahçe. 35 tane oyuncu havuzu olan. Yanında Türkiye'de hani onlar biraz, bu kelime biraz yanlış olabilir ama soyadı gibi futbolun tanrısı denilen, yani Portekiz liginde ve Avrupa'da futbol tanrısı denilen Ronaldo'yu, Figo'yu keşfetmiş bir hoca. Yani böyle ve karşısında bir büyük grubun, Türkiye'nin en büyük grubunun başkanının kurduğu bir kadro var. 17 tane oyuncuyu değiştirmiş ve senin 1 milyon 2 milyon dolar Buruma gibi bir oyuncuya verdiği zaman umrunda olmayan bir takım. Şimdi bu takımları, bu ağır fikstürden iyi futbol, az gol yiyerek mağlup olmayı, sen Beşiktaş maçını nasıl kaybettiğini çok iyi biliyorsun. Bu maçları nasıl kaybettiğimiz zaman, bir varlık gösteremediğimiz zaman belki Fenerbahçe maçı diyebilirim. Ama diğer maçlarda, bir de Başakşehir'de bile ikinci yarı çok kötü. Ama biz oyun olarak çok... Peki yendiğin takımlar kim? İstanbul, Giresun, Antalya. Giresun ve Antalya. O İstanbul, dün geçen hafta yaptığını biliyorsun. Peki o yendiğin Giresun, geçen hafta Karagümrük'te ne yaptığını biliyorsun. O Antalya, geçen senenin flash ve geleceğin en iyi teknik adamlarını kazanacağı dediğin takım. Bakın şunu söylüyorum. Sosyal medyada ve bazı arkadaşlarınız, ben Çağdaş Hoca'yı Alanya teknik adamlıyken hal ve hareketlerini hiç sevmiyorum. Bak açıkça söylüyorum, kendisine söylüyorum. Yani daha bir şey olmadan bir şey olmuş gibi konuşuyordu hoca. Fakat bugün hani bir laf söyledi, bütçemiz hayallerimizden büyük lafı derken, acaba geçmişte yaptığı yanlışlardan dönüp o hava ayakları yerden kesilerek mi geliyor dediğim zaman
daha birinci haftadan itibaren maçın öncesi açıklaması ve maçın sonrası haftadan bu 6 haftalık periyotta gördüm ki Çağdaş Hoca iyi bir teknik adam. İleride de olgunlaşmaya giden bir teknik adam olma yolunda. Bakın. Geçen hafta bir Arif denen bir arkadaş çıkarttı. Evet. Çok büyük bir cesaret ister. Antalya gibi maçtı takıma. Oynuyorsunuz. Antalya deplasmanda çok ters kalıyor ve adama stoperliği teslim ediyor. En önemli mevkiyi teslim ediyorsunuz. Yani savunmanındaki en önemli şeyi arkadaşı teslim ediyor. Sakarya'dan alıp biliyorsunuz. Sonra. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz neler aldık? Hani Hikmet Karaman'ı övüyorduk ya işte gençlere değer veriyor falan. Hikmet Karaman'ın kulübede unuttuğu Ramazan'ın hallerini görüyorsunuz. Bakın ve şunu söylüyorum. Her maçtan sonra bu bir şey değil gibi konuşan aklı başında bir söylem görüyorum ben Çağdaş Hoca'da. Alanya'da ve Alanya maçında Antalya. İşte Antalya başındayken Beşiktaş maçı sonrası o taraf basını, ulusal basını rahatsız ettikten sonra biliyorsunuz aminate bir gömmeye başladılar hocaya. O da bırakmak zorunda kaldı. Oradan çok iyi ders almış. İyi bir şansı var. Şanssızlığı dar kadroyla. İyi bir şansı var. Kayseri Spor yeni teknik adamların teknik adam olma içindeki ilk en önemli basamaktır. İşte Şota. İngiliz Ligi'nde Fulham'ın teknik şey, Hull City'nin teknik direktörü. Diğerleri de zaten ekmek yiyorlar şimdi. Ben her şerden bir hayır çıkar bir lafına inanırım. Şer Kayseri Spor'un kötü durumu. Mali açıdan. Oradan bu kadar kadrolu sıkıntısına rağmen 6 haftada 9 puan almak. 3 maçın 3'ünü kazanmak. Zaten bizim hedefimiz 22-23 puan. Evet. Bunun 3'te 1'ini, yarısına yakınını kazanmak. Hele şu zor fikstürde, hele ilk haftalarda takım daha oluşmamışken yapılmak büyük bir başarıdır. Bunu kabul etmek lazım. Ama şımarmamak ve ayaklarını yerden kalmak. Ben bu takımın yenilse de Çağdaş Hoca'nın öyle silik futbol oynatarak, yani bir gün beyaz, bir gün siyah, ya bir var bir yok şeklinde takımın futbol sergileyeceğine inanmıyorum. Birkaç oyuncu maçı oyun içinde olabilir. Ama orada da gördüğü zaman aniden değiştirebilecek ve doğru değişiklik yapan bir hoca gibi gördüm. 6 haftada bana hiç kimse diyemez ki ya skoru kabullenerek başladı, mağlup olmayı göze alarak maça çıktı, sonuna kadar da hepsini bıraktı maçı diyemez. Sonuna kadar hep mücadele etti. Bunu kabul etmek istiyorum. Hele bir maçta vardı, Beşiktaş maçıydı galiba. Ya senin Gavranovic'in şeyin forvetin Mamatiam'ın hatırlıyorsun ya bir maçıdaydı. 90 artılarda defanstan top çıkardı ve adam kovalıyordu. Bu çok önemli bir şey. İkincisi maç sonrası tribünle bütünleşmesi. Bir takım ayrı kodları haricinde Kayserispor'un önemli taraftar karakteri olan bir grup var. İsmini söyle herkes söylemese de biliyor. Kayserisi ile takımı bütünleştirme ve hocanın takımla bütünleştirmesi bana göre şu anda 10 numara. Hele son maçtaki takımı toplaması, onlarla birlikte aynı tezahürata eşlik etmesi çok önemli bir artı. Bizim zor durumlarda bunlara ihtiyacımız var. Her şey para değil. Her şeyin para olsaydı çok para verip de hangi takımların ne hale geldiğini görüyoruz zaten. İşte Bursa'nın neler düştüğünü, Eskişehir'in nerelere gittiğini biliyoruz. İşte Trabzon'un şiddeti son hallerdeki düşüşüne bakın. Ben milyonlarca dolar harcadı halini görüyorum. Bizden ne farkı kaç puanı var? En fazla 2-3 puan farkımız var. Ya da 1 puan var. Yani onun için ben lütfen hani hep şöyle söyleriz. Bir hoca haricinde, Ertuğrul Sağlam haricinde ben Çağdaş Atan dahil olmak üzere tüm hocalara öncelikle 5-6 hafta şans verilmesini istedim. Yeni hocalara. Benim notum 10 üzerinden 7. Her zaman da üstüne çıkaracak kadar çalışacağına inanıyorum. Ocak transferinde açılmasa dahi bu takımın ilk her zaman söylüyoruz ya seninle beraber ilk yarıda ne kadar puan toplarsan çok iyiydi. Neden? Hiçbir takım oturmamıştır. Geç transferler hep geç yapıldı. Onların uyum sağlayana kadar yakaladığından aldığın puan seni 20'ye taşıdıktan sonra ondan sonra zaten sen öbür tarafı kolaylayabilirsin. Çok doğru yolda.
takım çok doğru oyun oynuyor. Şimdi şöyle, göze hoş, oyun oynamadan maç kazandık. Başakşehir'de oyun oynamadın, maç kazandı ama oyunun gereğini yapmak başka bir şey. Hikmet Karaman'ın örnekleme yapayım, hafızalarımızı hemen açalım. 7-0 yenildim, 7 gol yediğimiz Fenerbahçe maçındaki fütursuzca saldırması başka bir şey. Tamam, rahmetli Kadri Aytaç'ın, Sabri Sümer'in yaptıkları gibi de yap, Sabri Kiraz gibi yaptıklarını da yapmayalım. Ama oyun neyi gerekiyor, savunma neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Oyunun hangi tarafında hücum gerektiriyor onu yapıyor. Takım iyi kullanıyor. İki zaafımız var, söyleyelim. Bu takımın bir en büyük zaafı göbekteki ağırlıktan kaynaklı olarak defans arkasına adam ve topu çok fazla kaçırıyoruz. Orada offside'ları kaçırdığımız zaman da Bilal'i çok sıkıntı veriyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Allah Bilal'e zeval vermesin. O arkadaşımız her maç biraz daha büyüyor. İkinci Doğan olma yolunda. Bu Doğan'dan takım, bence biraz daha iyi. Yani Lung tabii mutlaka. Lung biraz fizik olarak daha tıknaz bir yapısı var. Onu da biraz daha böyle kaslı ve zayıflamaya getirirse harika olacak. Bakın Lung'dan sonra ne olur acaba diyorduk. Şimdi endişe etmiyorum. Evet. Durumu şimdiki söyleyeceğim. Kayserispor sezona sancılı başladı. Onca bunu biliyoruz zaten. Ben birazcık işin başka boyutuna bakmak istiyorum. Biz transfer tahtası açılır mı açılmaz mı derken şehirde bazı tabii ki para kaynakları konusunda çalışmalar yapacaktı. Kayseri Valisi Gökmen İnce Kayseri'ye ilk geldiği günde ziyaretine gittikten sonrasında. Çünkü özür biz geçen seneden gelecek yılın paralarını da bir kısmını sponsorlardan almıştık. Bir söz verilmişti. O söz ışığında da yaklaşık işte 100 trilyon borç, yani 100 milyon lira borcun bir 20-30 milyon lirasının ayarlandığı gibi bir izlenim var daha doğrusu. Buradan yola çıkarak baktığımızda o işler şöyle oldu, bu işler şöyle oldu ama transfer yasağının kalkmayacağını zaten teknik direktör Çağdaş Atan biliyordu. Ömer Erdoğan zaten bu yüzden gelmedi. Gelecek diye söylemiştik ama sonunda vazgeçti biliyorsunuz. Şimdi Çağdaş Atan'ın gelmesinden sonrasında oynadığımız 6 maç var. Beşiktaş, İstanbul, Başakşehir, Giresun, Fenerbahçe, Antalya. İstanbul, Giresun, Antalya iç saha maçları. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ise deplasman maçları. Bizim rakibimiz değil. İlk hafta oyunda, performansta hiç sırıtmadı Kayserispor. Onu diyorum. Oynamasına rağmen kaybetti ve hiç kimse de tüh ya ezilerek ya kaybettik demedi. Aferin böyle oynayın kaybedin. Önemli değil denildi. Teslim olarak hiçbir maça çıkmıyor. İkinci hafta İstanbul karşısında vasat bir oyun oynadı. Bakın muhteşem oynamadı. Hayır, doğru. İstanbul sporlu futbolcular eğer yetenekli olsalardı, tecrübeli olsalardı, Kayserispor kalesine geldiklerinde o vurdukları kafalarla, o vurdukları ayaklarla bizi en az 4-5 farklı skorla yenmişlerdi. Yapamadılar. Biz de iyi oynayamadık. Beşiktaş'tan sonrasında büyük bir çöküntü yaptık. Yani bir Beşiktaş maçını zirveye tırmandık, İstanbul'a düştük. Sonrasında Başakşehir'e gittik. Başakşehir'de vasat oyunumuz vardı. Yani o kadar muhteşem bir oyun oynayıp da seyretmedik işin gerçeği. Başakşehir Trabzon'u da oynatmadı. Başakşehir doğru oynatmadı. Olur. Başakşehir'i de aslında baktığınızda zaten aradaki fark da o kadar fazla değildi yani gol skor olarak baktığınızda. Ama kaleyle çabuk buluşmaları var. Ne yazık ki defans sıkıntımız vardı. Orada çok net bir şekilde sırtardı. Güçlü bir şeyi yani, var, oyuncusu var Okaka gibi. Giresun. Giresun karşısında birazcık dişliydik. Ama rakip dişli değildi. Şimdi Giresun buraya gelmiş ama tatil havasına gelmişti. Ciddi söylüyorum yani bunu ben maçları çünkü takip ettim şu canlı canlı. Sonra Fenerbahçe'ye gittik. Fenerbahçe maçında yani hakem var mı? Var ne yazık ki. Yani hakem şöyle var. Bir işte penaltı mı değil mi tartışmasıydı. Şuydu buydu derken kesilen pozisyonlar şunlar bunlar. Oldu mu? Evet oldu. Bir şeyler oldu. Sezonun ilk haftası, ilk haftaları hani ilk haftada günah olmaz denildi. Geçti gitti. Devleri her zaman öyle Anadolu takımlarının. Yanlış mı düşünüyorum abi? Anadolu takımlarının kaderi bu. Antalya maçına geldik. Bakın Antalya maçında da yine baktığınızda saha içerisindeki kararlar konusunda net değildi. Yani hakem öyle Kayseri Spor'un lehine falan ya da avantajına bir kararlar vermedi. Söyleyeyim bunu yani. Ama Kayseri Spor top çevirmeyi çok seviyor. Çok pas yapmayı seviyor. Yani Çağdaş Atan geldikten sonrası Çağdaş Atan dedi ki benim 2-3 tane oyun taktiğim var dedi. Takımlara karşı farklı farklı taktikler kullanırım.
Zaten Fenerbahçe karşısında da bunu söylemişti. Farklı kullanacağım dedi ama Fenerbahçe karşısında çok büyük bir yanılgıya uğradı. O taktiği bir daha zaten maç sonra söyledi zaten. Hata ettim, benim sorumluluğum dedi. Antalyaspor maçında da Beşiktaş maçında olduğu gibi ceza sahasının önünde paslaşma. Ben yine uyarıyorum. Kayserispor'daki futbolcular ceza sahasının biraz ilerisinde yapsınlar bunu. Yaya. Yayın sonra ötesi. Sonunda yapsın. Niye? Yaya yakın. Önde oldun muydu? Rakibin baskısında hemen telaşlanıyoruz. Topu ayağımızdan çabuk kaybedip kaleyle buluşturuyoruz insanları. Topu ve adamı çabuk kaçırıyoruz. Bu yüzden lütfen ileride yapsınlar bu işi. Paslaşma yapıldı. Hatta bir ara klovetsiz yan paslar yüzünden yani direkt sağdaki soldaki Ramazan kaçmak istiyor bir taraftan Tiam top bekliyor falan derken vermiyor. Böyle olunca hemen dönüyor. Arif'e dönüyor. Arif'e topunu veriyor. Yani sonra öyle, ne sıkı, oluyor? Sıkı, olan sıkı klovetsiz onura oluyor. Yani Gustavo'ya veriyor. Mensah geliyor alıyor geri dönüyor falan derken taraftar artık ıslıklamaya başladı. Ya dedik ya korkuyor musunuz? Niye çıkmıyorsunuz? Hatta klovetsiz ıslanıyor. Ama bunun bir taktik olduğu daha sonrasında anlaşıldı. Bakın Antalyaspor maçında biz orta sahayı kullanmadan gol atmaya çalıştık. Evet aynen. Ceza sahasında, defansa daha doğrusu top çevirdik, pas yaptık. İleri uçtaki çabuk adamlarımızın hızlı kaçabileceği alanlar oluşturmaya çalıştık. Tiam bunlardan bir tanesi. İkinci yarıda İlhan bunlardan bir tanesi oldu. Onur zaman zaman gitmeye çalıştı. Ama bunları biz toplarla buluşturarak Ramazan bunlardan bir tanesi oldu. Kontra ataklarla yani uzun pas kontra ataklarla ne orta sahaya ağırlık bindirelim dedik ve orta sahaya ağırlık bindirmediğimiz gibi rakibin de orta alandaki kalabalığını bir anda tuzlu etmiş olduk. Hatta dikkat edersen Campagnolo bile sağa doğru kanatlara kaçıyor. Yani taktik buydu. Şimdi Çağdaş Atan'ın en akıllı takımın tercihi. Burada işte en büyük eksiğimiz Atama göbekte sakatlığı geçmiş olsa işte, kampanyaları ve gözbirlerini kenarlara kaçırabilir. Şimdi Antalya bizden kalabalık. Tabii. Orta alanda. Antalya bizden kalabalık ama biz ne yapacağız? Bizim yapabileceğimiz tek şey var. Defansa topu akıllı çevirmek, rakibi vermeden kontra ataklarla gol bulmak. Orada da işte Hacı gibi bilmem ne gibi hızlı oyuncular da sıkıntı yaşıyor. Tiam bize en azından aynen, bu işi hızlı yapabilirdik. Garunovic istediğimizi veremedi bu hafta. Niye veremedi? O buluşması gereken yerde buluşmuyor. Geri gidip top getiriyor. Alamıyor. Onu deneyeceğim. Yani, asıl o adam burada tipik bakın, bir santrafor. Ben Ramazan'a bir şey dedim, lakap verdim. Pırpır Ramazan. Doğru. Koşuyor. Çekirge. Evet. Pırr diye koşuyor yani. Karar. Ramazan bu işin kanatlarda bence ateşçisi olabilir. Ve bu arkadaş unutuldu biliyorum geçen sene. Evet. Asansı gönderiyorlardı. Yani. Şimdi Antalya maçında bu oldu. Yani bir anda kontrataklar, bir anda kontrataklar. 1-0 olsun bizim olsun dedik ya. Önemli değil. Tamam mı? Maçın son anlarında alt dakika uzatma falan derken sıkıntı oldu. Doğru. Ama Allah'tan ki dediği gibi Oktay abinin Bilal var. Bakın. Ya 7 ve 9-0 ya. Şimdi 7-61'e biri 9 gol atmış. Ligin birinci ve ikincisi kim? Konya Spor'la. Başakşehir. Evet. Kardeşim 17 atıp da berabere kalsan. 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe Ümraniye ile. 1-0 olsun ya. Ya bizim iddiamız ligi ilk 10'da bitirmek. Tabii işte. Bu kadar. Şimdi kalede Bilal var. Evet kalede Bilal var. Sıkıntı yok mu? Yok sıkıntı yok. Niye? Çünkü Lung biliyorsun geçtiğimiz sezon Kayseri Spor Kulübü ile anlaşması 450 bin avroydu. Evet. İki katın üstünde galiba. 450 bin avroydu. O dönemde kulakları çınlasın. Milletvekili Baki Ersoy'du. Bir stat çıkışı konuşmamız vardı. Bu konuyu konuşuyorduk yine. Ya böyle böyle olmuş falan derken. Aynısını aynı görüşteydik yani. O yüzden söylüyorum. Dedim ki ben Lung'a 450 bin euro vermem. 9 milyon yapar ya. Aslında. Vermem. Tabii 9 trilyon yapar. Gençlere bir yer veririm. Veyahut da daha düşük bir. Cenk de olur. Bilal de olur. Önemli değil. Bence Lung'un yaptığını yapayım yaparlar. Sıkıntı yok dedim yani. En fazla birkaç hafta sürer dedim. Dediğimiz gibi de. Bilal de yine gurbetçi oyuncumuz. İkinci, geçen sene aldığımız isimlerden bir tanesiydi. Kalede şu anda maşallah duruyor. Tabii inşallah. Bilal'in gerisinde Cenk de iyi bakın. Onun gerisinde 16-17 yaşındaki yine A takımda, altyapıdan çıkan gençler de iyi. Geçen seneki iki tane yedeğimiz duruyor zaten orada. Ya onlar Cenk'te yani. Tecrübesi var yani, zaten yeterli bize. Bunları bilmek lazım. Geri kalan taraf baktığında stoperden Hosseini'nin maç öncesinde sakatlandı ile getirildi. Sağlık ekibi tarafından. Dedim ki bu konuda bir parantez açacağız çünkü Kayseri Spor'un başı yine sakatlamalarla belada. Yine geçtiğimiz yıllar mı başladı? Yani, ya yani, zeminden ya sağlık kurulu. Fatih Hoca'nın bu konuda neyi var bilmiyorum ama şimdi atlama ameliyat oldu dedik gitti.
Çemen Allah'tan geri geldi. Pektemek'in sakatlı uzadı. Mustafa Pektemek yok neredeyse. Sakat mı başka bir şey mi? Yani onu da bilmiyorum. Ardından Hosseini'nin sakat dedik. Emrah Baştan sakat dedik. Evet, Emrah yok. Emrah'ı kullanamıyorsun. Hele yani. Ramazan o görevi yapmaya çalışıyor. Şimdi böyle olunca sıkıntı, sakatlıklar bize sıkıntı çıkartıyor. Ali Karimi adamı evet. kullanacağız dedik, o da sakat. Hazırlıkta oynattık, iyi dedik. Yani. O yüzden kısacası sakatlanmalara bir parantez açmak gerekiyor sevgili. Ama Hosseini'nin sakatlığı dile getirildi. Dedim ki defans yok. Maç öncesi biz konuşuyoruz. Tribündeyiz spor yazarlarla beraber. Acaba zeminde mi problem var? Dedim ki ya bu skor ne olacak? Ne yapar? Herkes olumsuz. Diyorlar ki yani 2-3 farklı galibiyet Antalya'ya yazar gibi görünüyor. Çünkü Antalya biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 5 attı. Ligin flash takımlarının bir tanesi gibi gözüküyor böyle. Son 2 hafta yenilerek geliyor. Bir de acıyla geliyor. Yani çıkışa. Ne olacak falan diyoruz böyle. Dedik ki ya inşallah yani Arif tutar. Yani resmen biz Nasrettin Hoca misali göle yoğurt çaldık. Yani maya çaldık, alma yaptık. Tutarsa diye, yoğurt tutarsa diye. Ve Allah var, Arif hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Yöneticilerin yüzünü kara çıkartmadı. Kene gibi yapıştı rakibine, verdiği adama. Ve elinden geldiği kadar mücadelesini yaptı. İnşallah büyür her hafta. Ha, bana kalsa devam ettirir misin? Ettiririm. Yabancı bir oyuncuyla yeni parlayan bir Türk yerli oyuncu desen, yerli oyuncuya bir iki hafta ver kardeşim derim. Takaya. Yani. Ne kaybedersin ki? Yok, hiçbir şey. En önemli maçta kaybetmedin. Kaybetmedin işte. Zaten. Ha, en önemli maç derken de Antalya Spor herhalde buraya gelirken tatile gelmiş gibiydi. Erciyes Kayak Merkezi'ne mi geldi bilmiyorum ama bir 9 numarasına güvendiler. Ben pek fazla bir şeyini görmedim. Hacı Rayta değil mi? Başka güvenlik gibi bir isim yoktu yani işin gerçi. Bir de kaleciye güvendiler. Yani haklı olarak. Onlar için şey var ama şu üst üste mağlubiyetin verdiği bir silkinmeyi hisseder ama 15-20 dakika zorladılar. Bakın Kayseri bana müsaade etmeyince ya birazcık da oyunu kabullenmeye başladılar aslında. Yani kabul etmek lazım. Yani Antalya öyle kötü bir takım değil. Bakın Antalya bir çıkışı yakalarsa yine eski geçen seneki Antalya'yı çok kısa sürede bulurlar. Bak ne hangi takımları yendiğimizi çok ciddi. İstanbul'u bir kenara koyalım. Bizim annemiz Giresun Bey. Geçen sene Giresun çok iyi takımdı bunu. Öyle kötü, öyle almışam kötü bir takımlarla yenilmedik. Yenmiyoruz biz. Abi Giresun da yine kemik. Bu haftaki oynayacağımız Hatay maçı da öyle. Hatay'a ne kadar kötü gidiyorsa da Hatay'ın kadrosu da iyi. Bir şey kaybettim. Ligde ciddi takviye yapmayan tek takım Kayserispor. Evet. Şimdi biraz da bunu açalım. Bir de ikinci ligden gelen kadrosundan fazla takviye yapan İstanbulspor var. Şimdi Ankara Gücü yanılmıyorsam 21 transfer yaptı. O Anadolu'da transfer şampiyonu. Ve hala devam edecek Ocak ayında. Nereden buluyor o paraları ben bilmiyorum. Bilmem. Yani düşmenin farkı şey var. Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı, Beşiktaş yaptı. Bunlar şampiyonlara gidiyor. Trabzon yaptı çok ciddi. Ümraniye yaptı çok ciddi bir şekilde. İstanbulspor yapıyor. Tabii. Çok ciddi şekilde yaptı. Tabii. Yani yanı başımda Sivasspor yaptı ciddi transferler. Kasımpaşa yaptı. Kasımpaşa yaptı, Karagümrük yaptı. Bakın. Karagümrük zaten dünya kadar alıyor. Bir tek biz Kayserispor transferi hatta kaybettik. Hatta biliyorsun 3 tane oyuncu kaybettik. Bakın defanstaki Mert gitti. Çok önemli. Ben dedim keşke Mert'i alabilsek. Dediler ki ya yeni teknik adam geldi kalır. Bak Mert de gitti kiralık olarak başka takıma gitti. Değil mi? Mert Müldür'ü nasıl kaçırırız? Mert kalsaydı keşke. Abdülkadir Parmak lazım olabilir. Yani Abdülkadir vardı gitti. İyi bir yedekti. Yani baktığınız zaman 2-3 isim daha şöyle bir kısacası Kayserispor'da kalsa iyi olur muydu dediğimiz ama olur diyoruz ama tabii ki bu arada verebileceğiniz paraya bağlı. Şimdi Kayserispor kulübü maddi anlamda evet sıkıntılı mı? Sıkıntılı. Devam edecek. Ve bu ne kadar sürer derseniz bu birkaç yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Ve şimdi yeni yayın anlaşması bir önceki yayın anlaşmasında TL bazında 1/3. Çok kötü bir rakam. Yani böyle nasıl diyeyim genel ihtiyaçları karşılayacak kadar bir para gelecek bu sene. Abi bak şimdi, Kayserispor'un şimdi mali portföyünü ortaya çıkartacağım o yüzden yani kimse kusura bakmasın. Millet zannediyor ki gelen paralar şöyle böyle. Bakın hayır. Kayserispor bu sezon Ziraat Bankası'ndan çekmiş olduğu kredinin ana parasını ödüyor mu? Evet. Bir şey ödemesi de doğru. Bunun faizini ödemek zorunda mı? Ödüyor. Ödeyecek. Mevcuttaki futbolcu transfer parasını ödemek zorunda mı? Tabii. Ödeyecek. Bir de 80 milyon yapılandırdı. 100 küsür milyon olarak mı ödenecek olursa? Öyle bir rakam var. Tam hatırlayamam. Gelecek hafta söyleriz o rakamı. Ayrıca transferin dışında sezon giderleri var mı? Tabii.
Var. Ciddi bir para. Çok ciddi bir para. 5, 1, 2, 3, 4 tane ana başlık var. Allah'tan rezervi kaldırıldı. O da çok büyük büyüktü. O da büyük büyüktü. 4 tane ana gider var. 4 ana giderde baktığınızda her galibiyette 2,5 milyon lira galibiyet primi yaycı kuruluştan. Geçtim. Reklamlar diyoruz. Stadın ismini sattık. Birçoğu dedik ya stadın ismi gider mi kardeşim? Siz ne yapıyorsunuz? Vay şöyledir. Ya kardeşim satmadık. Kiraladık daha doğrusu. 2 yıllığına, 3 yıllığına neyse kiraya verdik. 2 milyon dolar mı verdi? 2 milyon dolar. Normalde ismi nedir? Kadir Has Stadyumu stadı diye geçiyordu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu diye geçti. Enerji Holding'i. Enerji Anadolu Holding'in bir yan kuruluşuna. Allah'tan gelecek olan holding var. Yani her sıkıştığımızda oradan bir yan kuruluşundan bir sponsorluk alıyoruz. Ali Koç'un kendi şirketlerinden sponsorluk yaptığı gibi. Valla. İsim sponsorluğu, göğüs sponsorluğu diyoruz, alıyoruz. Valla. Şimdi vatandaş düşünüyor ki biz sponsorluklar şunlar bunlar yaptığımız zaman her sene para alıyoruz. Hayır efendim. Bakın stadı 3 yıllığına kiraladık 2 milyon dolara. 3 yıllığına 2 milyon dolara parayı peşin aldık. 3 yıl boyunca hiçbir şey alamayacaksınız. Yukatel firmasıyla geçen yıl anlaşma yapıldı 2 yıllık diye. Kaç milyon lira? 2 milyon dedi. Parayı aldınız. Öyle bu sene de para alıyoruz 2 milyon değil. İstiklal'le 3 yıllık anlaşma yaptınız. Anlaşma yaptığınız gün parasını aldınız. 3 yıl boyunca unuttunuz. O dönem çok sıkışıktı. Kafeci ve kafe firma ve Erciyes Holding ve şeyden tüm paralar 2 yıllık 3 yıllık peşin alındı. Evet. O yüzden İsim hakkı satıldı. Stadyumun ismi satıldı. Bunun farkındaydı. Yani biz kiralandı. Geleceğin parasını. Bellona da aynı şeyler yaptı hatırlıyorsun. Evet. Çünkü o zaman daha çok para ödememiz gerekiyordu. Futbolcuya verecek olan para, transfer verecek olan para, işleyiş için verecek olan para, faiz için verecek olan para. Ya bu kulüp günlük 50 bin lira ya da 70 bin, 100 bin lira masrafı var. Kayserispor kulübü anahtar açtığında en az 80-100 bin lira var. Tabii günlük rakamlar. Günlük. Deli para diyordu. 300 bin, 30 trilyon para yapar. Deli para. Şimdi sormak lazım. Bu nasıl olacak? Sadece Kayserispor üzerinde demiyorum. Ankara Gücü 21-22 transfer yaptı diyorum ya. Onların da yine borçlar olacak. Yine aynı şekilde olacaklar. Ankara Gücü düşerse Eskişehir'den beter olur. Yeni Malatya'nın halini görüyorsunuz. Evet. Sırmalıyım. Nasıl olacak peki bu iş? Valla bunun fütursuzca. Yasa çıktı. Ne oldu? Abi hiç uyulduğuna sanmıyorum. Yani geçen bir istatistik yapıldı gene. Avrupa liglerinde bu kadar yalan. Transferde 5. sıradaymış Türkiye. Bazı kriterlere 4, transfer markete göre 4, başka yerlere göre 5. sırada. Transfer harcaması, yaz transfer. Ya nedir abi? Gelir ne? 5'te 1. Yani tamam İngiltere harcayabilir. Ne harcıyoruz biz abi? Ne harcıyoruz? Neler paralar, neler paralar. Olmayan parayı nasıl harcıyoruz? Ben de bilmiyorum nasıl harcanıyor. Ben de bilmiyorum. Kara para mı aklanıyor? 1,5 milyon dolar. Yani bizim takımları bırakalım abi. Bu Anadolu'nun bazı isimde mesela Anadolu Demirspor'un harcadığı paralar, Ankara Gücü'nün harcadığı paralar, Fenerbahçe'nin harcadığı paralar. Ya bir açıklıyorlar net borçları 6 katrilyon eski parayla. Senin açıklaman 100 milyon borcu mu? Adana Demirspor Belhanda'ya 1.8 milyon, Onyekuru'ya 1 milyon euro veriyor. Üst üste koyduğunuz zaman 10 milyon euro bugün yapar 180 trilyon para yapar. Ya senin zaten 60-70 milyondan fazla para gelmiyor TL olarak yayıncı kuruluştan. 60 milyon da sponsordan gelse 120. Gerideki 60 milyon ne olacak? Yok. Bu nereye kadar gidecek? Futbol zaten batakta zaten. Ha, 20 liraya bilet satarak, 50 liraya bilet satarak, 10 bin liraya loca satarak bu işi çeviremezsiniz. Ankara Gücü için konuşuyorum. Kayserispor'da tamam fiyatlar biraz arttı ama Kayserispor'un biletleri öyle ahim şahım paralı bir bilet değil ki. 50 lira, 60 lira, 75 lira maç satılıyor, bilet satılıyor bildiğim kadarıyla. İyi yerler. 20. Bunlar da döndüremezsiniz. Yani nereye gönderiyorsunuz? Can Sivasspor'un yaptığını yaparsınız. Belediye alıyor biletlerin tamamı. Türbünü satın aldı hatırlıyorsunuz. Avrupa Kupası maçını. Haydi doluşun bakayım seyirciler dedi. Ya bu ben anlamıyorum abi. Yani fair, UEFA, fair play, Kayser, mali, kriter. Yok, hayır bu. Hatırlıyorsun transfer limitleri bu sene açıklanmadı. Evet, açıklandı yani. Açıklandı ki uyan yok ya. 100 milyon Kayseri Spor'u 100 milyon Kayseri Spor'u açıklandı. Zaten hiç kullanmadı. Gelecek sene 200 milyon için ne kullanacağız? Biz hiç kullanamadık. Kardeşim adamın 370 milyon açıklanmış Fenerbahçe'nin 3 katrilyonluk alışveriş yaptı. Neredeyse. Nasıl yaptı? Bilmiyorum abi. Nasıl yapıyor? Ankara Gücü 150 milyon yaptı lafın gibi bakmadım ama. Kardeşim en az 300 milyon, 250-200 milyonluk yani hangi parayla yaptınız abi?
Ya gelir 70 milyon lira, o da ligin 7. 8. sıraya batırırsan. Şimdi buradan bakınca şöyle Kayseri Spor'u düşünüyorum. Tuhaflık var. Kayseri Spor diyorum yani. O yüzden şirketleşme ve şeffaflık yani olması. Şirketleşme yani. Olacak, şu olacak, bu diyoruz ama Kayseri Spor'a baktığım kadarıyla şu anda şirketleşmeyi de bir kenara bırakalım. Yani mali portföyü daha tam olarak oturtamamış durumdayız. Biz toparlayamayız. Transfer yasakları devam eder, açılırsa tahta biz yeni bir yara açarız. Ha, açılmasını isterim ama ya kardeşim açın. 2.5 abi milyon euro para bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Ben geçen gün bunlarla ilgili öneriye sundum. Kayseri Spor Kulübü'nde bir isimle oturduk, konuşuyoruz. Ne yapacağız ne derken. Valla bunu dedim, kulüpler birine götüreceksiniz. Türkiye'deki transfer olayında bir kere fiyat pahalılığını siz düşüreceksiniz. Yani. Ve yurt dışından yani gelsen futbolcu da dahi olsa yabancı falan dövizle futbolcu almayacaksınız. Dolarla, euro ile futbolcu almayacaksınız. Alıyorsanız da böyle 1 milyona falan değil, 100 bine, 200 bin euro ödeyeceksiniz. Yok mu var? Yani, yoksa altından çıkamazsınız. Afrika'da şimdi, var. Şimdi diyor ki ya kardeşim tamam da diyor. Avrupa'da 200 bin euro oynayan futbolcu, iyi bir futbolcu. Türkiye'ye gelirsen 500 bin euro aşağı gelmem diyor. Tabii gelmez. Yok kardeşim de. Diğerleri de niyetli olmasın. Çünkü Kayseri Spor almazsa Konya Spor diyor ki ben alırım seni diyor. Niye Nordrum, Amrabat Avrupa'da aldı paranın azına geldi Kayseri'ye. Ondan sonra hayatının transferini Galatasaray yaptı. Şimdi peki Kayseri Spor'un kurtuluşu ne? Birinci yol bu. İkinci yol ne peki? Bu birinci yol bütün kulüplerin kurtuluşu. İkinci yol ne? Yine bütün kulüpler gibi Kayseri Spor'un kurtuluşu altyapıdan futbol satmak. Ya bir kesinlikle. Laf olsun diye değil. Doğan'ı sattın. Evet. Ne kadar sattın? 3 milyon euro. Emre'yi sattın. Misal. Emre'yi sattın. Evet. Kaç lira? 1 milyon euro, 2 milyon. Tamam geçtik. Şimdi yetiştireceksin. Altyapıdan A takıma çıkarttığın 7-8 tane genç var. İşte Arif'leri çıkartmaya çalış. Çıkart abi. Sat abi. Kayseri Spor'da Mehmet Topuz Gökhan'dan sattık biz. Resmen o gelen parayla fındık kırdık. Ya da Türk devletlerde, Türk asıllı oyuncularımız yurt dışındaki çok iyi o seleksiyonu yakalamıştık. Sirkülasyonu. Hasan Ayer, Denizler, Sefalar, Serdar Dursun, Dursunlar, Salih Dursunlar falan hepsini o taraflardan getirdik. Ya bir şekilde yapmamız lazım. Bir de hani Çağdaş Hoca eli mahkum zaten bakmak durumunda oraya. Mecburen. Arif öyle çıktı. Evet. Önce altyapıda işte rezerv ligde bir antrenmanlarda denedi. Hadi ihtiyacım var dedi. Yukarı çekti. Şimdi 7 tane oyuncu profesyonel yapıldı bu sene evet. Diyorsun. Onlardan mutlaka 1-2 tanesini illa altyapı deyince şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Kayseri Spor'dan, Kayseri'den ve civardan bulunmuş ve Kayseri Spor'un altyapısı değil. Sakarya Spor'un altyapısından da olsa Kayseri Spor'a getirilen 3. ligden bir takımın da altyapısında olursa Kayserispor 13-14 yaşında, 15 yaşında getirilen insanlar da bir altyapı olarak göreceksiniz. Yani gençleri, potansiyeli olan gençleri getireceksiniz. Yoksa bu çark özellikle Anadolu takımları için dönmez. Hani çünkü büyük kulüplerin şöyle bir avantajı var. Türkiye'nin en büyük zenginlerinden birisi çıkıyor. Kulübe sahip çıkıyor birkaç iş adamıyla beraber. Bir bütçe oluşturuyor. Ama Anadolu takımlarının böyle bir şansı yok. Böyle çılgın bir iş adamını bulma şansı da yok. O yüzden de ben altyapıyı her zaman, biz yani 10 yıldır, 12 yıldır zaten altyapı diyoruz. Ama herkes kulağının sağına yatıp dinlemiyor. Evet, ne yazık ki dinlemiyorlar. Ama bunu da dinlemeleri gerekiyor bu saatten sonra artık. Mecbursun zaten. Senin 3 transfer yasağın var. Yani sen Ocak ayında transfer yasağını kaldırabileceğine inanıyor musun? Yok. Öyle bir maddi gücümüz yok. Biz zaten gelen parayı zaten zor çalacağız. Şimdi kulüpteki yöneticilerin de belli bir zaman, kulüp başkanı Berna Gözbaş'ın da artık yani ben çünkü sezon başından itibaren zaman zaman konuşmalarına şahit oluyorum. Yani artık benim de diyor, verecek gücüm, takatim yok diyor bu saatten sonrası. Ver, nereye kadar vereceğim ya ben 7 lirayken 1 milyon dolar verirsin de 20 lirayken 1 milyon dolar veremezsin. Yani. Böyle bir durum olunca da şimdi hani veriyorsun ama almayınca hem kendini risk atıyorsun hem de vermiş olduğun o karşıdaki borç meblağını yükseltiyorsun. Yani geri almayı düşünürsün de ne zaman? Kayseri Spor'un haberlerin gittiği bazı siteler var. Kendi resmi sitesi. Yöneticilerini de devamlı takip ettiği belli sosyal medya hesapları var. Orada bazı yayınlar beni rahatsız ediyor. Ya arkadaşlar halk şunu bilsin ya. Önce ne olmadığımızı görmemiz lazım parasal olarak. Ya önce biz kral çıplak paramız yok arkadaş. Evet. Lütfen olan
bunun yüzünden de hani işte şu kadar yaptı, yazıklar olsun, siz niye yapmadın demeyin arkadaşlar. İmkan yok. O yüzden de bu mevcut kadrodaki oyuncuların moral değerinde düşüyor ve kendi değerini de düşüyor. Ya siz olanla artık yetinerek ay sonu, ya pardon, sezon ortasına, ilk yarın sonuna kadar bunları ne kadar daha mental ve psikolojik ve moral olarak yükseltebileceğimiz destekleri yapın. Ben taraftar gruplarına şunu söylüyorum. Devamlı antrenmanlara eskiden olduğu gibi etrafında olun. Bu haliyle kabul edin. Arkadaşlar kötü yapıyorsa da tutun. Ya her gün Ramazan iyi oynamak zorunda da Bilal her zaman iyi oynayacak durumda ya. Değil. Ama bunlar diyeceksiniz ki kardeşim siz bizim hocayı da bu şekilde yaparsanız. Bakın inanın o moralle o tribün buluşmasından daha iyi neticeleri sahada yazacak. Bakın bu kadar sahiplenmeyi yapın lütfen. Yani chat, aranızda tek tük rezil davranan, küfür edenleri de susturun. Kardeşim yeter. Yok işte elinde olan bu. Bunlarla idare edeceğiz. O konu stadın isminin kiraya verilmesi konusunda gündeme geldi. Sosyal medyada bu bir tartışıldı. Ya kardeşim siz nasıl ahde vefasınız da şöylesiniz de böyle yazan ne oldu? Bir baktım karşıdaki yine sosyal medyadaki diğer arkadaşlardan geldi. Yani böyle baktığımda cebinden çıkart da bir yerime ver kardeşim o zaman dediler. 2 milyon dolar az fazla değil ya. Yani. 2 yıl için. Adam 2 yıl 3 yıl 2 yıl kiraya veriyor. Başka yani ismi stadı satmıyor ki kimseye. Zaten orası Kadir Has kompleksi Enertürk bilmem stadı olarak dedi. Yani Kadir Has zaten özde duruyor zaten. O yüzden de ben hani ilk başta bana da öyle bir algılama var. Şimdi rakamsal boyutu geldiği zaman biraz boş ya. Vefasızlık yapılmıyor aslında. Geçici olarak bir kiralama yapılıyor. Yani Kadir Has yine Kadir Has. Ali Sami'nin stadı vardı. Ali Sami Türk Telekom'u oldu. Memnun oldu. Şükrü Saraçoğlu. Nef oldu. Şükrü Saraçoğlu unutuldu. Şu anda Ülker Stadı diye geçiyor. Evet. Kabul etmiyor. Kimse konuşmuyor ama. Niye onlar konuşmuyorsunuz? Vodafone Arena. Eski Dolmabahçe. Yani. İnönü Stadı. İnönü Stadı. Kaldı mı? Kapısı kaldı. Tarih oldu bunlar. Yapma yani. Bu kadar saplanıp kalmıyor. Artık her şey duygusal. Ne yazık ki. Evet. Evet tabii ki bu arada arkadaşlarımıza soralım. Eğer dakikalar nasıl bilmiyorum ama sevgili Ufuk bizi dinliyorsa eğer reklam arası verelim mi diye soruyorum ben. Reklam arası verin diye söyledi. Kısa bir reklam arası vereceğiz sevgili. Reklamadan sonrasında ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, reklam sonrası yeniden biz de sizlerle birlikteyiz. Yeni yayın dönemi dedik ve spor dünyasında kaldığımız yere devam ediyoruz. Kayseri Spor konusu özellikle Hatay'la karşılaşacak. Hatay derken Hatay'da durumu pek iyi değil işin gerçeği. Alt sıralarda ama yine de korkulan bir ekip işin gerçeği rakip olarak baktığınızda. Şimdi hocasının görevine son verdi. İlk yaprak dökümü Hatay Spor'du. Zaten Hatay Spor'la Göztepe İlhan Palut gibi bir gerçekliği. Şansı tepince ne hallere düştükleri belli. Bu da Ömer Erdoğan'la olan şeyi devam ettiremedi. Artık ne olduğunu bilemem ama hocanın çok uzun süre yaşamayacağını, yani meslek hayatı anlamında yaşamayacağı belliydi. Şu anda da teknik adamsız giriyor maça. Bence bu bir avantaj. Çünkü çok büyük avantaj. Biz Kayseri Spor'da yaptığımız gibi olmasın. Uğur Hoca'yı aldık, göğü koyduk, götürdük de yendik yani. Umarım öyle bir şey olmaz bize. O kadar şanslı bir dönemde yakaladı ve de biz de moralle gidiyoruz oraya. Ve Çağdaş Hocam maç sonradan sonra güzel bir şey söyledi. Bu galibiyetleri deplasmanda da getirir hale gelmeliyiz gibi çok mantıklı bir açıklama yaptı. Hatta tam bir fırsat. Bence skor endeksi çıkmalıyız. Orada da çok önemli silahlar var. Hoca kullanamıyor olabilirdi ama şimdi belki yardımcı hoca da inşallah kullanamaz da biz oradan bir de moralsiz ve seyircisi de kötü oynayınca tribünün desteğini bayağı bir kaybetmiş durumda. Bu şansı da bu durumu şansa çevirip 3 puan alacağız diye ben umut ediyorum. Bu görünen o. İnşallah kötü bir sürprizle karşılamak. Eğer oradan bir 3 daha alırsak 9-12 yaparız ki biz zaten yolu ilk yarıda yarılamış oluruz. İnşallah. Evet biz de tabii ki bunu bekliyoruz. Cuma günü saat 20'de karşılaşma. Onu da söylemiş olalım. Bu hafta biraz maçlar farklı bir şekilde oynayacak sevgili izleyenler. Çünkü normalde işte pazartesi günü maç oynar mıydı diye söylüyoruz ama pazartesi günü maç yok. Neden? Evet ara dünya kupası sıkıştırması var. Milli takım arası var. Ve de dünya kupasından dolayı biliyorsun 1,5 ay kadar da Ocak ayında yapılmış. Yine sıkıştırılmış bir fix olacak. Zaten yine ligde fazla takım var. 10. ayın başına kadar maç yok. Tabii. Bu haftadan sonra. Bak görüyorsun. Yani söyleyelim. Bu hafta işte yapacağımız karşılaşmadan sonrasında 10. ayın başına kadar maç yok derken 2 haftalık bir aramız var.
Harika bir ara aslında. Hatayspor galibiyet moraline girmek isterim. Yani o zaman sakatlar da iyileşmiş olur tabii. Aynen. Evet. Hemen gelelim basketbol diyoruz. Basketbol, Bellona Kayseri basketbol. Yola çıktık Kayseri TED Kolejspor. Yola çıktık Panküp Kayseri Basketbol Kulübü. Yola çıktık Kaski. Yola çıktık Akü. Yola çıktık Bellona. Yola çıktık Melik Gazi Belediyesi Basketbol Kulübü. Şimdi bu hale geleceği geçen yıldan zaten temelleri atılmıştı. Hatırlıyorsan bir işte bu deklarasyon, ultimatum, res çekmeden dolayı olunca şehri yönetenlerle kulüp yönetimi arasında bir sıkıntı başlamıştı hatırlıyorsun. Onu biz burada yanlış olduğunu, bunun usulünün bu olmadığını söyledik. Tamam sıkıntılarınız ama bu ziyaretle yapılabilir. Yani siz şehri yönetip de parasal kaynakları tanzim edecek kişilere uzaktan uzağa laf göndereceğinizde hep aynı ortamlarda bulunuyorsunuz. Bir randevuyla giderdiniz. Bir dost ortamında da söylerdiniz. Yani şu anda Kayseri Spor öyle yapıyor genelde. Biliyorsun parasal kaynak bunu. Buradan itibaren bir şehri yöneten özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın verdiği bir tavır vardı. Kimse inkar edemez. Bu da devamında yaprak dökümüne sebebiydi. Daha önce ne oldu? Ayhan Hoca ayrıldı. Sonra takımda oyuncular gitmeye başladı. En sonunda Ahmet Bozbey gitti. Fakat o arada sıkışınca benim de orada katıldığım genel kurulda bir anda çağrılara kulak verdi. Bizim de çağrımız vardı biliyorsun bu konuda. Belediyelerden birisi desteklemesi gerekiyor gibi bir noktaya geldik. Yani aslında böyle tam olarak onu söylemedik ama büyük şehirle bir sıkıntı varsa bile diğer belediyelerden birisi adım atar. Yine bu oluşumu yine her şeye rağmen yine Haseki, Öz Haseki, Memduh Büyükkılıç, zamanın o zamanki valisi falan buna bir takım yol açılımı yaptılar. Arkadaşlar gittiler, çağrıldılar. Bir arada bir kongre yapıldı. Bir can suyu biraz daha para aktarıldı. Melik Gazi başkan yardım, belediye başkan yardımcısı sanırım Yakup Bey genel kulüp başkanı oldu. Fakat böyle gideceğini beklerken dediler ki Bellona sponsorluğu bitirdiler. Ben Bellona olarak ben sponsorluk vermeyeceğim. Olay olunca bu sefer iş Palancıoğlu'nun işte sen destekle dediğin zaman takım Sayın Palancıoğlu'nun kucağına oturdu. Kaldı kucağında çocuk kaldı yani. Sen bunu büyüt dediler. Bu da aslında Melik Gazi Belediyesi voleybol takımının kapanmasının başlangıcıydı. Tabii o da öyle vardı. Oradaki bir şeydi. Yani tamam. O da hataları sen anlattın zaten. Basketbol takımı güzel. Melik Gazi'nin hadi kucağında bulduğu bir çocuk diyelim ama diğer çocuğu da aldı attı. Ama onun da oraya geleceğini sen söyledin. Son 4 senede yapılan aşırı harcama ve hatalarla yani çok altına çizdin. Çok söylediniz onu. Şimdi sayın ayın 16'sında galiba bir yeni kongre var. Bu sefer resmi olarak Melik Gazi Belediye basketbol olacak. Basketbol takımı diye bir daha sonra kurum rengi değişecek. Kurum takımı olacak. Rengi işte yine sarı kırmızı olacak vesaire. Böyle bir yeni bir renk, logo, yeni isim, yeni çatı, yeni parasal kaynaklarla gidecek bir şey. Ve daha nasıl diyeyim, lokal bir takım, hedeften daha da uzak. Hedeften uzak şöyle, hedef finallere kalmak değil, ligde kalmak. Şimdi sevgili izleyenler, basketbol takımları ve voleybol takımları amatör takımlar. Bu takımlar belediye bünyesinde olduğu zaman, belediye kulübünün içerisinde olduğu zaman bu takımlarda herhangi bir harcamada sıkıntı yok. Çünkü amatör spora yapılan harcamadır. O limiti dahiline çıkamaz. Bütçesinin, bakın geldi gitti, bütçesinin binde yedisi var. Evet, evet. Onun haricinde o da çok ciddi bir rakamdır işin gerçeği. Yani ufak bir rakam değil, söyleyeyim ben. O sadece harcaması falan değil. Total bütçeden bahsediyorum ben bunu. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nde dün bir ilçe belediye ilgili ek kaynak görüşmesi yapıldı. Bu ek kaynak görüşmesine en yüksek ek bütçeyi Melik Gazi aldı. 343 milyon lira ek bütçe yaptı şu anda kendine. Yıl sonuna kadar. Büyükşehir'in normalde bütçesi 1.8 iken şu anda Melik Gazi'nin bütçesi yaklaşık 900 bin lira arasına geldi. Yani 1 milyar falan geldi. Bu içerisinde 1.7'lik rakam Melik Gazi Belediyesi voleybolun, basketbolun, şunun haydayda götürecek bir rakam yani. Binde yedi iyi rakam. İyi rakam. %1 gibi falan. Tabii. Yani söylemeye gerek, onu söylüyorum ben. Bu yüzden
Kimse şunun parası mıydı, bunun parası demeye gerek yok. Kaynakları var zaten. Kaynakları varsa harcanıyor. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Atılan adımlarda yanlış adımların atıldığını söylememize rağmen dikkat edilmemesi. Zaten 2.5 milyon kadar falan iddiadan vesaireden, federasyondan bir takım para geliyor. 1-2.5-3 milyon daha aktardığınız zaman çok iddialı olmayan ama ligde kalıcı olan bir takımı basketbolda yönetebilirsiniz. Ama sadece tüm bu yediği hep buraya aktarmak amasının. Voleybolu kaybetmek işte, handbolu da kaybetmek. Şimdi işte ona çok yanlış bak işte. Abi, geçen yıl biz voleybolda ligde kalacağız diye gittik. Merzifon diyor muyum? Bir takımın voleybol takımını satın aldık. Evet. Düştük. Hakkını satın aldık. Gel, devam ediyorsun. Ama bu sezon basketbol aldık diye parayla satın aldığımız takımı lige sokmadık. Evet, tamam. Külliyen zarar. Külliyen zarar. Sayın Palancıoğlu'na bu aklı kim verdi? O da çok. O da çok. 4 yıldır bu aklı kim veriyor? Yanlış akılları. Devam ve bunu bu sistemi kim yürüttürüyor Sayın Palancıoğlu? Doğru. Yani spor kamuoyunda bu kadar başarısızlıklarla karşılaşılmasına sebep olan akılları kim veriyor? Bu şube kapatılacaktı da bir alt ligde devam edilse daha iyi değil miydi? Birilerini zengin edilmek ve kalkındırmaya gerek yok değil mi? Merzifon'a para aktarmaya. Bunu sorduk abi. Ha? Ama kimse biz böyle söyleyince de millet zannediyor ki yani biz bu işi dikine dike yani senin sinirine gidecek şey. Hayır ya. Bakın burada yapılan hataları görmek doğru, lazım. Doğru. Etrafta varsa bu şekilde akıl verenler bunların vermiş olduğu akıllardan yanlış yola gidiliyor demeye çalışıyoruz. Melika, Sayın Palancıoğlu lütfen o aldığı yanlış hakkı artık ekibinde tutmasın. Ya tutar tutmaz bir şey diyemem ben kendisine. Kendi tutmasın işine. Ben direkt söylüyorum. Ama yapılan işlemlerin yanlışlığından bahsediyorum ben. Doğru o ekranda. Söylüyorsun çok zor. Yani ama yıllardır söyledin. Bakın Melik Gazi Belediyesi voleybol takımı sadece voleybol takımı değildi. Kayseri'deki voleybol camiasının, amatördeki voleybol camiasının hamisiydi. Tabii. Her bir gencin, erkekler liginden söylüyorum, her bir gencin Melik Gazi'nin altyapısında olabilir miyiz düşüncesi vardı. Şimdi onu ne yapıyor? Kim, o misyonu kim yapıyor? Develi yapıyor. Kapatıcı Develi. Develi yapıyor. Tabii. İlçe belediyesine geçti. Evet. Umarım o da Develi de... Hani ben, o da sorgunu mu aldı? İlçe belediyelerin futbola bu kadar fazla para aktarmalarına karşıyım. Evet doğru söylüyorsun. Ben yönetim yaptığım için söylüyorum. Hacılar Erciye Spor'un da öyle. Talas Gücü Belediye Spor'un da öyle. Develi Gücü Belediye Spor'un da öyle. Bakın Bal Ligi'nde 3 tane takımımız var. 3'ü de belediye takımı. Develi Belediye Spor. Develi Gücü Belediye Spor. Talas Gücü Belediye Spor. Hacılar Erciye Spor. Bu sene hacıları da büyük bekliyor. 3'ü de futbolda. Doğru. En kötüsü harcama. En kötüsünün harcadığı para 1,5-2 milyon. Doğru. Transfer yapmazsan, bir de yaparsan 4-5 milyon. 3-2 milyon, en kötüsünün acıdığı para. Biz bu işi amatör yapmıyoruz. Futbol amatör gitmiyor. Örnek vereyim mi? MR. Bakın. Sattı işte, öyle sattık hakkını. Şu anda hiçbir maça çıkamıyor. 3 maç sonra ligden ihraç edilecek. Neden? Takım yok ortada. Yani ben bir kez daha uyarırım belediye başkanlarına. Futbola bu şekilde paralar verirseniz bu amatör olmuyor. Kamu milletin bazılarının keyfini yapacağım diye bu paraları harcamayın. Milletin parasını futbola harcamayın. Başkaca da zaten harcanıyor yukarıda ne kadar gittiği belli yani. Tabii. Dipsiz kuyular oldu belli. Mesela ben hacılardan şunu beklerdim. Dağcılık. Başka spor dalları. Olimpiyat sporcularına destek. İlçe veya örnekleme somutlaşmalarda. İşte, Talas Gücü Belediyespor. Al bir salon sporunu. Melik Gazi aldı bir salon sporunu. Kocasının alır bir salon sporunu. Develi aldığı bir salon sporunu. Futbol ya, Kayseri Spor var zaten üzerinde. Tabii. Şahsi kulüpler zaten yapıyor yapacağını. Mahalle onu kulüpleri. Onu yapacağını Kayseri Spor'u düşürmeseydik o zaten hepsine havuz yapardı zaten. Değil mi? Öyle bir durum yani, var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama biz bir şeyler söyleyince millet farklı anlıyor. Doğru. Ama biz ama üzüldüğümüz... Ya iyi de kardeşim orada heyecan çok, orada oy çok. Ya alakası yok ya. Sen Kayserispor destek aynı oy orada var. İlla senin ilçenin takımı... En heyecanlı takım 15 binden fazla seyirci çekemiyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın böyle komik yaklaşımlar. Ya biz yıllarca haklı çıkmaktan ve paraların böyle savrulmasından çok rahatsız. Ve şu anda rakamlar çok yüksek. Çok yüksek abi. Bakın ben aynısını söylüyorum. Süper amatör küme dediğimiz biliyorsun Kayseri'deki en üst lig diyoruz. Tabii. Süper amatör küme var. Sen de biliyorsun içinde söylüyorum. En kötü futbolcuya yıllık 70-80 milyar para veriliyor. Tabii. Aynen. O da oynadı 7-6 ay yani. Yani aylık 10-15 bin liraya geliyor. Doğru. Primleri falan sayarsan. Abi kusura bakma. 120-150 bin adam var ya. Bu futbolcu çalışmasına ne gerek ya abi? Tabii canım.
50 bin ortalamayla 20 futbolcu yaptığınız zaman 1 milyon yapar. 1 milyon da diğer gider 2 milyon. Peki bunun adı ne abi? Bu ligin adı ne? Süper amatör. Süperi kaldır amatör. Ama süper amatör şuradan geliyor. Harcanan para süper olunca amatör onaya geliyor. Yani amatörün parayla ne işi var abi? Bunu diyor işte. Ya aylık bütçesi şöyle bak hani 1-1,5 milyonluk bütçeler 1,5 bir de öyle harcıyorsun. 2,5 milyon liraya ligde iddialı takım kuruyorsunuz. Ya bunlar olmaz abi. Ya o, ben şey duydum. 40-50, 70-80, 100 bin lira hocalarla anlaşma yapılıyor. Evet. İnanılmaz paralar. Yani bu iş, yani biz neden hep gözümüzü futbolla açıyoruz amatörde de? Onun da kızıyorlar bana. Amatör spor kulüpleri federasyonu diye, amatör futbol kulüpleri federasyonu diye. Ya sen böyle bir kavram çek. Kavram devam ediyor işte. Ya kardeşim orada okçuluk gitti, yüzmeci gidiyor, tekvando, savunma sporları, voleybol, işte handbol. Amatör spor kulüpleri federasyonu diyoruz da, şimdi amatör spor kulüpleri federasyonu sevgili kardeşimiz başkan Mutlu Bey. Melik Gazi Belediyesi voleybol takımı şube kapatırken niye gitti başkanım? Neredeydin onu söyleyeyim. Ben geçen hep şey eleştirdiğim şey var. Malzeme neden futbol kulüplerine hep sadece dağıtılır dedim. İl temsilci Salil Dice bu olay öncesi dedik ya Mustafa böyle bir tehlike var haberin olsun dedi. Aha bak. Yazdım. Ağlaya ağlaya. Yazdım. Serzen'e işte biliyorum. Bak bunu dile getirdim. Hiç kimsenin tık yok. Yazık ama ya koskoca kulüp kapattınız. Şubeyi kapattınız ya. Hiç kimsenin tık yok. Var mı böyle bir şey? Ya kapatmıyoruz ki altyapı devam ediyor. Yok. Hiç tık yok abi. En azından... Kayseri Spor'da da öyle sadece futbol kulübü ötesinde bir... Yoksa Melikgazi Belediyesi tutmuş eski Erciyes Spor'un tesislerine TÜFAT'a vermiş. Yine futbola veriyor. Tabii canım TÜFAT futbola vermiş. Ben yeni öğrendim. Ben. Orada veteranlar sahada maç yapıyormuş veyahut da takımlar idman yapıyormuş farklı şekilde. Orası bir kamp olmuş falan. Ben Osman Yozgat'ı da severim. Kişiyle hiçbir sıkıntı yok. Yıllarca zaten aynı yerdeyiz. Ne yapıyoruz? Kayseri'de kantonunda ne yapıyor ya? Futbol antrenörleri. Biliyorsun bir Erciyes'te bir toplantı vardı. Çağrılar arasında Gençlik Spor, ASKF, futbol antrenörleri. Dedim ki ya Erciyes AŞ var. Ya Erciyes AŞ'yi aradım anladım. Hadi dedim 6-7 tane dedim, branşı var dedim. Futbol antrenörü beni niye çağırmıyoruz ama sen karışmadım ya. TSE'de olarak. Haklı. Şimdi bir şeylere değer veriyoruz da. Neye değer verdiğimizi biliyor muyuz acaba? Yoksa sadece pışpışla liyakatsizliklerle birilerini bir şeye mi yapmaya çalışıyoruz? Valla ben bu kavramı 5-6 sene evvel çıkarttığımda ASKF diye bir kurumun olmadığını, AFKF olduğunu söyledim de insanlar bana ya nereden çıkartıyorsun? Arkadaşımızdı zaten. Ay, gelen bu şimdi TÜFAT'a vermek olayı malzemenin hep belediyeler ve vilayet tarafı, özel idare tarafından hep futbol takımlarına verilmesi beni aşırı rahatsız ediyor. Bakın buraya biz yıllar önce bir tane okçu, dünya şampiyonasında derece alan bir okçu getirdik. Sağ ol. Arkadaşım onlara neden destek verilmiyor? Ya da belediyeler bu desteği binde yedinin içinde binde beşi, binde altıyı neden onlara veriyor? Bakın sen itekliye itekliye Koca Sinan'a masa tenisini kabul ettirmek zorunda kaldın. Valla Bekir Başkan zamanında vardı da doğru söylüyorsun. Biraz büyüttüler yani. Hatırla ya. Merdiven altından kurtardık. Kusura bakma herkes onu biliyor. Yani yapmayın arkadaşlar. Yani bir yeri yok et. Biz yok eden bir kulüp şehiriz ya. Handball, evet. Futbol, profesyonel takım. Ya geçen bizim sattığımız takım var ya. Yani final oynadı geçen handball'da. TRT Spor Yıldız'da izledim. İçim kan ağladı ya. Ben izleyenlere dedim ki bak bu bizim Kayseri'den gider takım. Oraya verdiğimiz takım dedim. Düşünebiliyor musun? Ben yazık. Yazık. Yani öyle aslında kelam. Salon sporları derken basketbolda da yine elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah elimizi yüzünü bulaştırmayız. Ben yeni dönem hayırlı olsun diyeyim ben belli ona evet. Ha şimdi Melikgazi Belediye şöyle diyeyim öyle geçeyim. Melikgazi Belediye bir şey var. Ha ya, yeniden yapılanmada şöyle bir durum var. Bir genç hoca Uğur menajer oldu Uğur Bey, menajer oldu Uğur Özden Bey, menajer oldu. Onun işbirliğinde bir yeniden yapılanma yani biz bütçemize göre bir yapılacak. Onun için de bir yetki aldı Sayın Palancıoğlu'ndan. İstanbul Spor'un eski hocası, koçu getirildi. İnşallah heyecan duyduklarını söylediler. Ben bir iki defa konuşmamda da bir araya geldim. Hocayla henüz tanışmadım ama ben Melikgazi Belediye de olsa isminin
İlk maçta eski hocamızla oynayacağız galiba, Ayhan Avcı'nın Beşiktaş'ıyla. Bu ligde doğru iş yapılırsa ligde ilk 8'e girmezse bir ligde kalıcı bir takım oluruz diye düşünüyorum. Biz yine, çünkü biz yedikli bir takım, ligin yediklilerinden biriyiz. Valla Ayhan Avcı'nın kulakları çınlasın. Yani olmasını ister miydin? İsterdim. Her zaman. Para sıkıntısı olmadığı bir şekilde. Ayhan Avcı paradan ziyade önünün floru, bak bu Palancıoğlu'nun açtığı bu ışık var ya, ışığı görseydi kalırdı. Yani böyle bir umudu görseydi kalırdı sanırım. Yani olmadı. Ne diyelim? Yani öylesi bakalım. Ben şöyle söyleyeyim. Onun yapmış olduğu kadroları da çok iyi biliyorum. Onun yapmış olduğu kadrolardan yola çıkılan bölümleri de çok iyi biliyorum. Yani hiç sırt ardımı, valla zamanın Bellona Kayseri basketbolu çok ucuz fiyatlar takımlar kurdu. Pahalı da kurdu ama final oynattı. Ucuz koydu, 8'e bıraktı, finallere yükseltti, ligde de bıraktı. Yani evet. Ne verirsen o kadar veriyor. En maksimumunu alıyor. Yani, ben bunu söylüyorum, ben her maçı da söylüyorum kendisine. Yol açık olsun diyorum yani. Bu Kayseri'de bir kadın basketbolu varsa onun da evet. İz bırakanları, altyapısının adına da Ayhan Hoca'yı bir yere evet. Koymak gerekiyor. Gerekir yani. Takdir etmek lazım. Efendim Bellona tabii ki Melik Gazi dedik. Hayırlısı olsun diyoruz. Bu arada voleybol derken Develi Belediye Spor Bursa'da Türkiye Spor Yazıları Bursa Şubesi'nin düzenlemiş olduğu turnuvaya katıldı. Develi Belediye Spor voleybol takımı. İki takımı da yendi. Birincilikle turnuvadan döndü. Onlar bu sezon birinci Süper Lig'de daha doğrusu, Efeler Ligi'nde daha doğrusu onu söyleyeyim ben. Efeler Ligi'nde çok iyi bir rüzgar eseceklerini gözüküyor. Tozunu atacak gibi geliyor. Harika. Görüküyor. İnşallah hayırlısı olur diyoruz biz kendilerine. Diğer taraftan Kayseri Oğuz Efe Teknik Koleji vardı biliyorsunuz. İsim sponsor olduğu için. Değişti Atletik Spor grubu şu anda. Onlar da yine Kadınlar Ligi'nde birincilikle mücadelesine devam edecekler. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birçok takım var. Büyüksel liglere katılacak olan takımlarımız da var. Bunların hepsi şu anda Kayseri'de mücadele için hazırlıklar yapılıyor. Hatta önümüzdeki haftalarda Erciyes Anadolu Holding'i de kurumlar, yani kendi bölümler arasında bir voleybol turnuvası düzenleniyor. Çok iyi. Böyle bir turnuvaya da şahit etmişler. Yaklaşık bir herhalde 10-15 gün sürecek bir turnuva. Her gün maçlar var. İkişer maç olmak üzere. Yani 30 ya da 40 takım katılıyor bildiğim kadarıyla. Diyorum ya, spora olan düşkünlük hemen hemen her yerde var. Kadın yani. Erkek tüm çalışıyor ama çok iyi. Tabii. Çok sevindim ona. Çok güzel bir harika. Turnuva yapıyorlar. İnşallah dediğim gibi spor her yerde gelişecek. Spor bakışı insanlara yerleşmez. Evet. Ben de çok sevindim. İyi bir şey. Ben hani kapatacağız evet, galiba. Bir şey söyleyeceğim. Geçen çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Senin de dikkati çekti mi? Dünya şampiyonalarının merkezi Erciyes Dağı gibi bir billboard'u gördüm abi. Gördün mü sen? O şeyiz, dünya snowboard snowboard şampiyonasının da bahsedildi. Hani bizim elimizden kaçırdı mı? Evet, evet. Bakın bu bizim kaçırmamamız gereken yarışmaların değerinin ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkaran, sanırım bunu gören sanırım yeni Bali Bey. Turizme kurban etmeyecek Erciyes'i artı onu spor sonra dağı haline getirmenin ilk işareti olarak biz görüyorum. Onu bir ortak yayındayken Bali Bey'e ben sordum. Sadece turizm dağı mı olacak, spor da olacak mı diye. O da Allah var hakkını verdi. Memduh Başkan'ın bir projesi vardı. Snow Car'la ilgili dedi. Bir şampiyonu yapacağız dedi bu sene dedi. Ama dedi, biz orayı da spor merkezi olarak kullanacağız. Zaten yüksek irtifa merkezleri boşa yapılmıyor dedi. Biz yaz döneminden bahsediyorum sayın bayım, kış döneminden dedik. Kış döneminde elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz dedi belirtiler. Ha işte ben bundan başlayarak o şampiyonaların yeniden buralarda dikkati çeken merkez haline gelecektir. Bu çalışmalar, Yağmurla projesini okudum, tabii. Kapadokya bağlantı tabii, projelerine tabii. Baktım falan. Şehir içi yarışlarına ve Erciyes'teki. Bakın inanılmaz derecede sosyal alan ve sportif alanlarda bir bakış açısı değişti. Kayseri'nin bazı tarihi gerçekleri de su yüzüne çıkıyor. Buradan devam ettiğimiz zaman bunun birkaç sene içinde şehri bizim dediğimiz o hayallerimizi getiren Kayseri haline getirebiliriz. İnşallah Vali Bey'in de ömrü uzun olur. Yani buradaki ömrü uzun olur. O anlamda. Normal ömrü uzun olsun. Yani her zaman olsun ki genç bir arkadaşımız zaten. Yani en az 5-6 sene burada olduğu zaman bura bambaşka bir şehir olmaya gidiyorum. Ben hep izliyorum, dikkatimi çekiyor, takdirle karşılıyorum. Böyle Afyon'da bazı arkadaşlara telefon ediyorum. Hayatınızın şansıdır diyor. İnşallah bu şansı burada da devam İnşallah. Ederim. Ben Erciyes'in sadece turizm değil, Kayseri'nin de turizm değil, sporla birlikte turizmin başkenti olmasını isterim. İnşallah. Diğer konuda zaten başkent, siyasetten, ticaretten, yemekten falandan filandan da tüm çalışanlar ve emeği geçene Kayseri Spor'un için, Kayseri'nin ve Kayseri Spor'u ve turizmi ve Kayseri için yapan herkese de teşekkür etmek var.
Evet, son sözler alalım abicim. Artık ne söyleyeceksin? İyi yoldayız. Spor olarak yani Kayseri Spor olarak yani. Ben yine söylüyorum. Lütfen etkili taraftar grupları gerek sosyal medyada gerekse tribünde. Bir heyecan dönüyor yönetim ve şehri idare eden. Bunun arkasında olan ufak tefek takılmalar olacaktır. Bu takılmalara lütfen başkaca mecralarda kötü niyetli yorum yapmayın. Kayseri'deki bu dar kadro yani Kayseri Spor sahiplenirsek bunların sahiplenme duygusu sahada verimini bir yerine iki artıracaktır. Çağdaş Hoca'yı da daha çok ekibiyle birlikte kenetlenmesine ve bir görev ve borç hissedecektir. Doğru yolda herkesi desteklemesini istiyorum. Ben Çağdaş Hoca'nın gidişatını açıkçası ben bakın bir öncekinden de yanlışlarını da anlattım ama şu anda törpülemiş. Doğru ve geleceğin iyi bir hocası olmaya devam ediyor ve önü de açık olacaktır. Evet. Ben teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Oktay abi sana da teşekkür ediyorum. Bu hafta bizlerle birlikte olduğunuz erken yeni yayın döneminin ilk spor dünyası dedik ve biz elimizden geldi. Dilimizin döndüğü çerçeve içerisinde spordaki gelişmeleri yorumlamayı başladık. Bundan sonra sezonu açtık artık. Her hafta salı günü akşam Gayet TV RC sezon ortak yayında sizlerle birlikte olacağız. Haftaya yine güzellikleri konuşmak diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.